Merhaba arkadaşlar. Videoya sabahtan ya da öğlenden değil, direkt akşamdan başlıyorum. Bir anda bana video çekme perileri geldi sanırım. Aslında bugün size birçok videomda gösterdiğim şu No Brand Market'ten 3-5 parça bir şeyler aldım. Sonra düşündüm ki hani marketten aldığım şeyleri göstermem seviliyor. Ama ben böyle gidip de toplu alışveriş çok fazla yapmıyorum. Her gittiğimde 3-5 parça alıyorum. O gün video çektiğim gün değilse bunu size gösteremiyorum. Bir videoda da hepsini gösteremem, dediğim gibi toplanmadığım için. Dedim ki bunları aldım, bunları göstermek istiyorum ama bugün video çekmeyeceğim. Sonra dedim neden video çekmiyorum, neden olmasın? Dedim eve giderken aç kamerayı, sen başla bu videoya. Belki yarın da çekerim, belki sonraki gün de çekerim. Bilmiyorum artık kaç günün birleşimi olur ne olur ama bir yerden başlayayım dedim ve açtım. Akşam akşam neden şapka takıyor bu deli kız derseniz arkadaşlar, çünkü saçlarım yağlı. Niye böyle bir dürüstlük yaptım bir anda bilmiyorum ama. Ay, az önce bir anda kamerayı kapatıverdim. Çünkü otobüsten eve yürüyorum ve önünden geçtiğim dükkanın sahibi amca ile teyze atmışlar masayı, açmışlar soğucuları. Alem yapıyorlardı önlerinden, böyle kameraya bakıp carcar konuşarak geçmek istemedim. Saçlarım yağlı. Neden yağlı? Çünkü ben saçlarımı dün akşam yıkadım ve bu sabah kalktığımda yine yağlıydı. O kadar çok yağlanıyor saçlarım. Ben de her gün saçımı yıkayıp saçlarımı yıpratmak istemediğim için o doğal yağından da hani biraz beslensin muhabbeti var ya, saçın uzamasına yardımcı oluyor vesaire, her gün saç yıkamak iyi değildir diye duymuşsunuzdur. O yüzden de ben kuru şampuan kullanıyorum. Ama bu aralar çok saçlarım dökülüyor ve gidip kan tahlili yaptırdım. Doktor saç dökülmene sebep olacak öyle aman aman bir hani kadında bir eksikliğin yok dedi. Düşünüyorum. En son aklıma kuru şampuan geldi. Dedim ki belki de bu kuru şampuanı bu aralar çok üst üste kullandım. Çünkü yaz geldi ve saçlarım daha çabuk yağlanıyor sıcağın etkisiyle. Belki de dedim o yüzden hani saç köklerim, saç diplerim tıkanık vesaire oldu. Belki de ondan dökülüyordur. Yıkamamaya diyorum. Kullanmamaya karar verdim. Hala öyle olunca da bir günlük yıkanmış saç 5 günlük yağlı gibi durunca şapka taktım ben de. Şimdi size aldıklarımı göstereceğim ki zaten 1000 kere gösterdiğim şeyler ve çok az, diyeceksiniz ki kız bu 4 tanecik şey için mi video çekmeye karar verdin? Ama canım öyle istedi. Böyle 4 tane ton balığı aldım. Bunu 1000 kere göstermişimdir kesin. Bu da 1001. olsun. No Brand markasının böyle light ton balığı 4 tane. Bundan aldım. Bu aralar diyet yaptığım için dışarıya çıkıp arkadaşımla ya da cinsiyle bir şeyler yemeyeceksem kendi kendimeyken asla diyetimi bozmuyorum. Ama videolarda ara sıra böyle işte diyet olmayan kızarmış tavuktur vesairedir görüyor olabilirsiniz. Onlar dışarıda yediğim için, evdeyken genelde sağlıklı beslenmeye çalışıyorum. Şöyle bir tane de yüzlü ıslak mendil aldım. Kore'de en sevdiğim yoğurtlardan biri olan yine No Brand markasının kendi böyle şekersiz yoğurdunu aldım. Low sugar diyor ama Kore şartlarında bu hiç sugar aslında. Hiç şeker yok içinde yani. Bir tane de böyle marul aldım. Kayipira. Valla nerenin marulu, neyin marulu bilmiyorum. Bilen varsa yazsın. Şöyle İngilizcesi şurada zaten yazıyor. Korecesi de kayipiraymış. İngilizcesi kayipira mı diye mi okunuyor? Yoksa o da mı kayipira diye okunuyor? Nasıl okunuyor hiçbir fikrim yok. Dediğim gibi biliyorsanız yazarsınız. Bir de bunu aldım. Evet. Ay çok güzel fırlattım. Yarın görüşürüz. Günaydın arkadaşlar. Sesimden de anlaşıldığı üzere yeni uyandım ve şimdi Türk kahvesi yapacağım. Aile boyu kocaman. Ben ancak bununla uyanıyorum. Ay, hala uyanamadığım için basmayı bile beceremedim. Benim bu bardağımı daha önce de görmüşsünüzdür. Bu cidden büyük. 360 ya da 400 milim ne oluyor. Ben kahveyi bununla içiyorum. Dün akşam söylemiştim size saçım için kan tahlili yaptırdım diye. Aslında o kadar da kansızlık yok değil. Hani kanım çok iyi diyemem size. Kansızlık da varmış. Ama ben kahvesiz duramam. Normalde kahve içmemesi öneriliyor kansızlığı olan insanların ama günde bir kere içmem lazım. Ya bunu içiyorum ya filtre kahve içiyorum. Ama sağ olsun Türkiye'den arkadaşıma söylemiştim Kore'ye tatile gelirken. Ay battı burası. Yıkayacağım neyse zaten. Şu Arzu'nun Okka kahve makinesini. Bu makine eve geldikten sonra çok daha fazla Türk kahvesi içmeye başladım. Haftanın 1-2 gün Türk kahvesi içip
Kalan günlerinde filtre kahve içiyordum ya da işte French press ile espresso yapıp ondan americano yapıp onu içiyordum. Yani çekirdek kahveyi daha çok tüketiyordum Türk kahvesinden, öyle söyleyeyim. Şimdi bu makine geldiğinden beri kolay mı geliyor daha böyle, yoksa alıştı mı vücudum o kahve tadını istiyor bilmiyorum. Haftanın 2 günü ya da 3 günü taş çatlasın filtre kahve ya da americano içip kalan günlerinde Türk kahvesi içmeye başladım. Acaba yaşlanıyor muyum? Yaşla mı alakası var bilmiyorum. Arkadaşlar kahve içildi. Yanında da şöyle büyük bir tane bardağım var. Onunla suyumu içtim. Şimdi şu arkadaşa biniyoruz ve sporumuzu yapıyoruz. Bunu yaparken de yine bu su bardağıyla 2 tane su içeceğim. Kızılcık şerbetine sardım bu aralar. Çok Türk dizisi izlemiyordum ama Kızılcık şerbeti ceza almış. Bilmem ne olmuş derken bir gündem oldu. Ben de merak ettim. Sardı bayağı bir. Bir hafta oldu olmadı, 24. bölümdeyim. Bisiklet yaparken özellikle de çok iyi gidiyor. Şimdi şurada karşımda da televizyonum olacak. Ben ona şimdi HDMI kablosuyla bilgisayarımı bağlayacağım. Oradan Kızılcık Şerbeti'ni izlerken bunu artık yarım saat, 40 dakika, 45 dakika. Dizinin heyecanına ve vücudumun bunu yapabilme gücüne göre, kafama göre kısacası yapacağım şey. Yüzüm öyle bir şişti ki uyumaktan. Yani şu an size yüzümü gösteremiyorum, kusura bakmayın. Evin böyle sağıyla soluyla ve ellerimle idare edin şimdilik. Hayırdır oğlum? Pek keyifsizsin. Bir derdin mi var yoksa? Yok. Arkadaşlar, evin asansöründen merhaba. Cinsu'yla dışarıda yemek yemeye karar verdik. Oraya gidiyoruz. Ben önden iniyorum. Şu geri dönüştürülebilir çöpleri çöpe atacağım. Kore'nin çöp olayı. Bu arada niye diyet yaptım belki az önceki yansımadan biraz anlamışsınızdır. Geçen yaz Türkiye'de 1 kilo aldım, 1 kilo aldım ve sonra da veremedim yani arkadaşlar. Şu anda biraz daha insana benzediğimi düşündüğüm için size kendimi gösterebilirim. Klasik maviş olayı. Azıcık kaşlarını dolduruyorsun, güneş kremi sürüp dudağına da birazcık renkli bir lip balm ya da ruj gibi bir şey sürüyorsun. İnsana benziyorsun. Ay, bakın bu arada saçlarıma, Allah'ım ya Rabbim. Tamam, çocukluğumdan beri saçları öyle çok gür bir insan hiç olmadım da bu aralar ayrı bir dökülüyor. Doktor da bana diyor ki kafanıza takmayın, taktıkça daha çok dökülüyor. Ben de biliyorum ama yapamıyorum, elinde olsa keşke. Cinsu'nun da işte ancak böyle ayaklarını çekerim. Çocuk sevmiyor. Hayır, ben çekersem bir şey demiyor da çok da rahat edemediğini biliyorum. Niyorgul da cigodote? Ah, ande. Cigülle. İstemiyorum diyor, gerek yok. Aa, hazretleri maske kullandığı için çekebilirmişim. Bu Korelilerin de maske takıntısı yani. Şöyle bir şey var. Tamam, okey. Kore'ye Çin'den gelen sarı tozlar var. Korece misemonji denen. Çin'deki fabrikalardan geliyor ve gerçekten insan vücuduna zararlı. O zararlı tozların Güney Kore'de yoğun olduğu günlerde Korelilerin özel Kiev 94 denilen, yani %94 ince tozlardan insanı koruyan maskeleri takmasını anlayabilirim. Ama bugün uygulama var bir tane telefonda Cinsu'nun. Ondan kontrol etti. Bugün Kore'de o tozlardan yokmuş. Ama yine de maske takıyor. Neden diye sorsanız, korona diyor. Diğer insanlardan korunmak için diyor. Cinsu'yu yargılamıyorum bu konuda. Çünkü Asyalıların çoğu böyle. Bilmiyorum, ben olamıyorum. Daral geliyor bana. Bu arada canım iş arkadaşım İremcim bana şöyle çok tatlı, kibar, şık bir bileklik almış hediye olarak. Sağ olsun. Ben yani teşekkür etmek istiyorum. Canım arkadaşım, çok teşekkür ediyorum. Seni seviyorum. Taktıkça seni anacağım. Arkadaşlar, bizim gideceğimiz restoran şurada bir yerlerde ve orada genelde sıra oluyor. Bir gidip bakacağız. Orada çok aşırı sıra varsa beklemek istemediğimiz için bu tarafta bir restoran daha var. Ona gideriz belki. Bu arada hava bugün Kore'de gerçekten çok kapalı. Çünkü pazartesi, yani bugün pazar. Yarından itibaren bir hafta boyunca hemen hemen her gün yağmur başlıyor. Kore'ye gelecekseniz 6. ayın sonundan 7. ayın sonuna kadar gelmemenizi tavsiye ederim. Çünkü muson yağmurları sezonu Kore'de. Havaya böyle kapalı olur ya da yağmurlu olur. Bence zaten en güzel gelecek zaman kesinlikle Ağustos'un sonu, Eylül başı falan yani. En güzeli. Ne sıcak ne soğuk. Muazzam bir zaman. Yine de siz bilirsiniz tabii. Ben sadece söylüyorum. Tahmin ettiğimiz gibi oldu. Hatta tahmin ettiğimizden de fazlası oldu. Bir sıra vardı. Vazgeçtik. Aynı restoranın
Bizim evin bir de diğer tarafında başka bir şubesi var. Şimdi oraya gidiyoruz. Orada da çok sıra varsa artık ya kaderimize razı olup bekleyeceğiz ya da bilmiyorum başka bir şey yiyeceğiz. Bakalım. Aslında benim o tarafa gitmek daha çok işime geldi. Banyo terliğimiz çok eskimiş. Yeni banyo terliği almak istiyordum. O yüzden de Daiso'ya gitmek istiyordum. Orada da Daiso var. Na kogi kanın godo choa. Daiso kayadı. Ne? Slipo. Ne? Ani ne slipo ani go yokshi. Aa. Duydunuz mu sesi? Dedim ki terlik alacağım. Ne terliği? Senin terliğin çok dedim. Banyoyu alacağım. Ay yapıyor hemen. Aman aman. Bu erkekler hep mi aynı ya? Alışverişte altın duyunca ay yapıyorlar. Kendileri bizden çok alışveriş yapıyorlar. Diğer restorana giderken şöyle bir coffee shop gördüm yolda. Çok tatlı gözüküyor. Yarın Jinsu çalışıyor ve ben de izinliyim. Ve de yağmur yağacakmış yarın. Evde canım sıkılırsa belki sizinle birlikte buraya gelebiliriz. Çok tatlı değil mi? Baksanıza. Menüsü de şöyleymiş ama ben sadece kahve içebilirim burada. Yani şu menüyü yemesem çok iyi olur. Hello karbonhidratlar. Arkadaşlar diğer restorana gelmek üzereyiz. Şu anda karşıdan gördüğümüz kadarıyla sıra yok. Ve hem çok acıktım çünkü bugünkü ilk öğünüm olacak. Sadece sabah içtim, kahveyle duruyorum, spor yaptım falandı filandı. Dolayısıyla da dayanamayacağım daha fazla. Sıra varsa bekleyeceğiz diyecektim ki yok. Yaşasın. Hadi bize şimdiden afiyet olsun. Yemeğimizi yedik. Çok şükür doyduk. Dakgalbi yedik yine ama dakgalbinin size daha önce gösterdiğim hali değil de direkt böyle kömür ateşinin üstünde pişirilen hali var. Onu yedik. Bir de Jinsu nenmyon yedi. Yani soğuk ramyon yedi. Şimdi evimizin her şeyi Daiso'ya geldik. Burası nispeten küçük bir Daiso böyle yer altında ama bizim eve en yakın Daiso burası. Hemen de restoranın da yanındaydı. Arkadaşlar Daiso'dan ala ala bunu aldık. Zaten bunu almaya gitmiştim. Tuvalet için, banyo için terlik. Ama İlk baş dedim ki bu ne ya, Michelin lastik adamı gibi, hani Michelin lastiklerinin reklamına çıkan adam var ya, ona benziyor dedim. Ama sonra baktıkça çok hoşuma gitti ve çok rahat gözüküyordu. Bir tek bunu aldık. Daiso'yu da çok çekemedim çünkü buradaki Daiso gerçekten aşırı aşırı küçük, söylediğim gibi. Yani size azıcık bir şey ucundan gösterdim ya, bir o kadar yan tarafı var, bir de o hepsi. Ne? Bir gıcık ediyor. Niga miçosu. Niga kız. Belirteyim orada. İgo mu ya? Doğu mu Umut'un tupyo? Politi. Kore bakkallarının bu bir alana bir bedava olayını çok seviyorum. Normalde dondurmacı olan şu Baskin Robbins'in zero kalori şöyle içecekleri var artık. Ve Baskin Robbins'in kendi dükkanına, mağazasına neyse gittiğinizde daha pahalı oluyor ama GS25 işte CU gibi Kore bakkallarında bir alana bir bedava kampanyasıyla çok daha ucuz alabiliyorsunuz ve tadı çok güzel. İşte portakallı, ananaslı, berilli falan. Tavsiye ederim. Arkadaşlar eve gidiyoruz. Aslında ben bugün akşamüstü Han Nehri'nin ortasında çok sevdiğim bir ada var. Oraya da gitmek istiyordum. Böyle park vesaire güzel bir ortam. Ama gördüğünüz gibi az önce de söylediğim gibi hava çok gri ve kapalı. O yüzden bugünlük o planı iptal ettik. Banyo terliğimizi aldık. Gidiyoruz. Bir tane terlik için de poşet almak istemedim. O yüzden elimde taşıyorum. O zaman yarın görüşürüz. Şimdilik hoşçakalın. Günaydın arkadaşlar. Dün size söylediğim o yağmur başladı. Sabah 8'den beri falan sanırım yağıyor. Siz de gördüğünüz deli gibi yağmur yağıyor. Gerçi kameraya ne kadar yansıdığını bilmiyorum. Çok yansımamış olabilir. Benim tahmin ettiğimden çok çok daha fazla yağıyor şu anda. Benim bugünkü planım dünküyle hemen hemen aynıydı. Yani sabahki kısmım, günlük rutinim. Kahvemi içecektim. Daha sonra yine spor yapacaktım. Spor dediğim de bu arada sadece bisiklete binmekten ibaretti. Çünkü yaklaşık 3-4 aydır bisiklete bile binmedim. Spor adına hiçbir şey yapmadım.
O yüzden de şimdi hani böyle bir yanda spor adına birçok şey aynı anda yüklenmek istemediğim için yaklaşık bir hafta 10 gündür bisiklet yapıyordum. 30 dakika ile 45 dakika arasında gün. O yüzden yarından itibaren hem bisiklet yapıp hem de ona böyle bir Chloe Ting gibi ya da işte Pamela Reif'ti galiba kadının adı. O kadının videoları gibi bir video eklemeyi düşünüyorum. Bugün biraz araştıracağım. Chloe mi yapayım, Pamela mi yapayım diye. Çünkü Chloe'yi daha önce denemiştim. Çok güzel ama çok zorluyor beni açıkçası. Bazı hareketlerini tam anlamıyla yapamıyorum. Bazen belimin battığını hissediyorum falan. Bu konuda da fikri olan varsa, deneyen varsa ya da bu Pamela da değil, Chloe de değil, başka birisi Maviş daha iyi de diyen arkadaşlar olursa önerilerinizi açığım yazabilirsiniz yorumlara. Ama şu an için ben böyle bir Pamela ile Chloe'yi hani dün azıcık böyle bir araştırdım. Pamela bana biraz daha yapılabilir gibi geldi ama bugün dediğim gibi biraz daha araştıracağım. Ben şimdi dünkü gibi kahve içiyorum, spor yapıyorum. Ondan sonra da normalde planım dün size bir tane coffee shop göstermiştim çok tatlı diye böyle beyaz çok hoş bir yerde. Oraya gitmeyi planlamıştım ama onu ben dün akşam eve geldikten sonra biraz araştırdım. Orası böyle sadece gidip bir kahve alıp oturup işte içmeklik bir yer değil de böyle brunch tarzında yani bir şey alıp yemeniz gerekiyor. Tabii ki de sana illaki bir şey menüden sipariş et işte hamburger ye, tost ye diye diretecekleri bir yer değil. Ben hani oraya gidip de bir tane kahve alıp da 3-5 saat oturmayı birazcık hani ne bileyim görgü kuralı değil gibi geldi bana. Onu yapabileceğimi hissetmediğim için gitmekten vazgeçtim. Çünkü şöyle bir şey var. Evet sadece bir kahve alıp yarım saat ya da 45 dakika oturup kalkabilirim. Ama ben oraya gitmişken çok uzun zamandır yapmadığım bir şey yapmayı planlıyordum. Ondan da size bahsetmiş olayım. Çok eskiden ben ilk Kore'ye geldiğimde birkaç ay Korece kursuna gitmiştim Sogang Üniversitesi'nin. O kitaplarımın hala hepsi bende duruyor. Hatta ben okul bitmeden önce gitmediğim kurların kitaplarını da almıştım. Hepsi bende var. Birinci kurdan altıncı kura kadar. Bütün Sogang'ın kitapları var ve Sogang Üniversitesi'nin Kore dili kitapları gerçekten güzeldir. Korece öğreten kitapları. Hepsini almıştım. Hani bir gün kendim çalışırım diye ama tabii ki de günlük hayatın içinde bir yerlerde part time çalışırken ya da full time çalışırken neyse çalışırken kısacası zaten Korece'yi hani bir şekilde pratik etme ve hani günlük hayatın içinde yaşarken öğrenme fırsatı buldum. Bu da bir gerçek açıkçası. Mesela size Türkiye'de bir Koreli ya da bir yabancı merhaba dediğinde siz şaşırıp ağız telaffuzun ne kadar güzel diyorsunuz ya aynı şey Kore'de de var. Siz sadece bir Koreli'ye annyeonghaseyo bile deseniz ya da işte ne bileyim kamsahamnida bile deseniz o size ooo kurucuyunuz çok güzel diye tepkiler verebiliyor. Ve bence bu birçok insan için de geçerli. Bir benim için geçerli olduğunu düşünmüyorum. İnsanın böyle gereksiz bir özgüvene kapılıp işte benim Korecem zaten iyi diye düşünmesine sebep olabiliyor. Benim Korecem ben Kore'de yaşadığım yıllara bakarsam benim Korecem bence o kadar da iyi değil ve çok eksiğim var. Kişisel olarak böyle düşünüyorum. Ve bu az önce bahsettiğim gereksiz özgüven olayına biraz kapılıp Korece'yi daha da ilerletmeyi ve öğrenmeyi hep böyle ertelediğimi düşünüyorum. Benim şu anda çalıştığım işim günlük olarak uzun. 8-9 saat dükkanda tek başıma çalışıyorum ve o anlamda yorucu. Yeri geliyor bütün gün hiç oturamadığım da oluyor. Yeri geliyor müşterimiz az oluyor, oturduğum da oluyor. Böyle günden güne değişiyor ama hani şöyle söyleyeyim. Günlük olarak bakarsanız biraz evet yorucu ama haftada 4 gün çalışıyorum ve 3 gün izinliyim. O açıdan da rahat bir iş. Hakkını yiyemeyeceğim işimin. Dolayısıyla da bana çok fazla zaman kalıyor. Bir de düşündüm hani kendime yeni bir hobi edinmeliyim. Dolayısıyla da dedim ben neden Koreli çalışmıyorum ve hani kahve içmeyi seviyorum. Çok uzun zamandır da böyle işte çok çalıştığım için ve yoğun olduğum için denemek istediğim şey şuydu. Gidip değişik kahvecileri göreyim. Farklı kahvecilerin ortamını keşfedeyim, deneyimleyeyim. Dedim ki tamam hem kahve içebileceğim hem ders çalışabileceğim bir şey, olay. Nedir? Kahveciye gidip ders çalışmak. Ama o dün size gösterdiğim kahveci de hani işte onu yapamam. Az önce söylediğim şey hani kitaplarımı yayayım böyle tek başıma bir tane kahve alayım saatlerce oturayım öyle bir ortam yok. Naver haritalardan şeye baktım işte Naver Kore'nin Google gibi bir tane uygulaması internet arama motoru ama işte haritası da var bir sürü uygulaması da var. Koreliler onu kullanıyor bilmeyenler için bu açıklamayı yapıyorum bilenler zaten biliyordur. Naver'dan baktım Naver haritalardan. Ortamının hani gördüm fotoğraflarını falan. Ben oraya gitsem işte bir tane yemeğimi söylesem, bir tane kahvemi ya da çayımı söylesem. Ondan sonra otursam ders çalışsam kimse bana hiçbir şey söylemez. Ama bir kahveyle brunch kafe tarzında bir yerde sen 3 saat oturup da ders çalışırsan bence saygılı bir davranış değil. Ben kendim rahat edemem o yüzden de bugün kafe işi de yalan oldu gibi. Zaten orası bizim, o kafe bizim eve çok yakın ama yine de o kadar da yakın değil. Bir 10 dakika yürümen lazım. Kore'nin yağmuru da öyle bir yağmur ki 10 dakikada bile paçalarından dizlerine kadar ıslanırsınız arkadaşlar. Dolayısıyla da oraya da gitmek hani bu yağmurda çıkıp o kadar da akıl işi gelmedi bana. Bugün ne yapacağım? Dediğim gibi kahve, spor o kadar. Bir de temizlik yapacağım. Onun dışında yapacak bir şeyim yok. Yine oturup muhtemelen dizi falan izlerim.
Bugün tekrar size bir şey çeker miyim, çekmez miyim bilmiyorum. Çünkü çok sıkıcı bir video olsun istemiyorum. Size göstermeye değer bir şey bulursam kamerayı tekrar elime alırım. Kamerayı tekrar elime almasam da yarın görüşeceğiz sizinle muhtemelen. Ama zaten bugün de bayağı bir çene çaldım. Böyle bir dertleşme, güncelleme zamanı gibi oldu. Şimdilik hoşça kalın. Sonra tekrar görüşürüz. Günaydın arkadaşlar. Pazartesiden 3. günden ya da 2,5 diyebiliriz. Bugün iş günü. Filtre kahve günü aynı zamanda da. Türk kahvesinden vazgeçtim bugün. Kahvemi içerken iş öncesi şöyle dün yıkadığım çamaşırlarım vardı. Onları düzelteceğim ve bu benim sabahki ayılma seansım olacak. Tekrardan günaydın arkadaşlar. İşe gidiyorum şimdi. Dün bütün gün araştırdım. Yani bütün gün değil de bir 45 dakika araştırdım. Abartmak da üstüme yok. Her neyse. Pamela yapmaya karar verdim. Spor olarak. Hatta bu sabah kalkıp yapmak istedim ama onu yapmak için sabah 6'da uyanmam gerekiyor. Seçtiğim program yaklaşık günlük 40 dakika ile 1 saat arasında değişiyor. Bisikleti de bırakmak istemiyorum. Hem onu hem onu yapmak istiyorum. Yapamadım. Çünkü 2 gün evde olup izinli olunca uyku düzenim hemen bozuldu ve bu sabah da 6'da uyanmak hayal oldu. Ama ay bugün yapamadım, yarın başlarım mı yapmak istemiyorum. O şekilde olunca hep erteleniyor bu işler biliyorsunuz ki. Bu akşam eve gittiğim zaman yapacağım. Ama yarın sabah artık uyanıp sabah yapmak istiyorum. Yani çalıştığım günlerde sabah yapmak zorundayım. İzinliyken özel bir işim ya da işte yapacak bir şeyim yoksa günün istediğim saatini yapabilirim. O bana kalmış ama videoyu daha da fazla uzatmak ve sizi sıkmak istemiyorum. Yoksa hep böyle ben sizinle kamera karşısında konuşuyor olacağım sadece. Sanırım bu akşam yine birlikte bir No Brand'e ve Daiso'ya gideriz. İş çıkışında sonrasında da bu videoyu bitiririm gibime geliyor. Bu arada bugün de hava yağmurlu. Hatta sabah 8'de bayağı bir deli gibi yağdı. Ama şu an çok şanslıyım ki hava durumuna baktım. Benim işe gittiğim ve işten çıktığım saat aralığında çok fazla yağmıyor. Çok şükür ki ıslanmadan paçalarımıza, dizlerimize kadar işimize gidip gelebileceğiz bugün de. Merhaba yeniden arkadaşlar. Şimdi işten çıktım. Bu çarşıda çalışıyorum. Çalıştığım çarşıda birazcık etrafa bakınıp alışveriş yapmak istedim. Ay bir dakika şöyle köşeden durup çekeceğim. Çok fazla insan var. Kameranın açısı sürekli sağa sola koyuyor. Onları kameraya çıkarmayacağım diye. Geçen gün ben bir kıyafet detoksu yaptım dolabımda. Bayağı bir şey evden çıkardım. Ve aslında giyilebilecek çok fazla kıyafetim olmadığını fark ettim. Yani şöyle işe gelirken böyle giyilecek birkaç tane böyle basic günlük siyah böyle düzgün tişört falan istiyordum. Onlara bakıyorum. Şu yeni başladım. Şu an için sadece bir tane aldım. Biraz daha bakacağım etrafa. Belki hoşuma giden bir iki parça daha tişört görürsem onları da alırım. Hepsini bugün almayı düşünmüyorum ya da bu çarşıdan almayı düşünmüyorum. Böyle gezdikçe dolandıkça başka gün başka yerlerde de karşıma çıktıkça alacağım. Şimdi burada yine çarşıya bakmaya devam edeceğim. Sadece birkaç tane tişört almak istiyorum deyip bir tişört, 3 tane de elbise alan maviş yapmışlar yine bugün. Ama elbiselerin fiyatları çok uygundu. Sadece şöyle bir handikapı var. Bu çarşıda elbiseleri öyle denetmiyorlar. Özellikle de öyle uygun fiyatlı olanları. Tanesi de 10.000 won'dan 3 tane elbise aldım. Gayet uygun. Şöyle bir şey var. Ben mesela bu elbiseyi 10.000 won aldım. Bu yaz ve önümüzdeki yaz giyip ondan sonra atmak bana koymuyor. Ben o şekilde giyinmeyi seviyorum. Hani bir şey gözden çıkartırken üstüne çok düşünmek istemiyorum. O yüzden de bana yakışan, modelini sevdiğim, uygun fiyatlı böyle elbise gördüğüm zaman bizim çarşıda ihtiyacım da varsa o anda almayı tercih ediyorum. Daha sonra dediğim gibi burada zaten kıyafet geri dönüşüm kutuları var. Onların içine atılıyor. Yani hani dünyaya tekstil atığı üretmekten çok geri dönüşüme göndermiş oluyorsunuz kıyafetleri. O açıdan da sorun değil bence. Ben aynı elbiseyi 10 sene dolabımda görünce sıkılıyorum. Ha şöyle bir şey olur. Siyah düz bir deri ceket. Siyah düz bir pantolon. Böyle joker kıyafetler. Her zaman her yerde giyebileceğiniz. Onlar okey. Ona bir çok yüksek para verip yüksek bir meblağa satın alıp dolabımda 10 sene kalabilir. Çünkü her zaman kullanırsın. Ama çiçekli bir elbise yani hani bir yazda 3 kere giysem zaten 4.'ye giymek istemeyeceğim. Sıkılacağım. Kaç senede olduğunda duracak vesaire vesaire.
O yüzden de böyle uygun fiyatlı 3 tane elbise aldım. Umarım olur. Olmazsa da büyük geleceklerini zannetmiyorum. Belki küçük gelebilirler. Küçük gelirse sorun değil. Diyet ve spor yapacağız. Diyeti yapıyorum da sporda rayına oturtacağım bu akşam eve gidince. Elbiseler küçük gelirse daha çok gaza gelip daha çok rayına oturtmak zorunda kalabilirim tabi. Ay ne çok konuştum yine ya. Arkamda insanlar çıkmıyor. Çarşı biraz akşam saatlerinde boşalmaya başlıyor. Onun verdiği gazla oh nasıl rahat rahat konuşabiliyorum diye çenem düştü yine. Neyse arkadaşlar ben şimdi hızlıca hemen Daiso'ya gidip sonra da No Brand'e gitmeliyim. Yoksa eve gidince spor yap bilmem ne yap et diyene kadar gece saat 1 olacak ve ben yarın yine çalışıyorum. Arkadaşlar Daiso'ya geldim. Neden geldim Daiso'ya? Sadece şunu alacağım. Bizim evin mutfağında ve bazen de ayakkabı dolabında böyle pas mı denir, küf mü denir böyle yeşil yeşil oluşumlar olmaya başladı nemden. Kore'de hava gerçekten aşırı derecede nemli olduğu için havalandırsak da silsem de sirkeli sularla ne yapsam da fayda etmedi. En son çareyi bunlardan alıp koymakta bulduk. Belki Türkiye'de de vardır. Bunun içinde böyle şöyle görüyorsunuz beyaz beyaz bir şeyler var. Pamukçuk gibi bakın şunlar. Bunu diyelim ki dolaba koydunuz. İşte zaman içerisinde onlar suya dönüşüyor. Komple suya dönüşüyor. Havadaki bütün nemi emiyor çünkü içine alıyor. Hatta içinde oluşan sularda böyle yeşil yeşil o küfleri pasları görebiliyorsunuz. Ama gerçekten de işe yarıyor. Tanesi 1000 won'muş. Ben şimdi şöyle 4 tane alacağım. 4 tanesi 3000 won oluyor. Hani 3 ona bir bedava gibi bir şey yapmışlar. Eve gidince gösteririm size ben bunun kullanılmış halini. Ne demek istediğimi daha iyi anlarsınız. Şimdi hemen bundan alıp çıkıyoruz. Yani evimizin her şeyi Daiso diye ben boşuna söylemiyorum. Cidden öyle. Her ihtiyacım da Daiso. İyi ki de var. Uygun fiyata günlük pratik çözümler sunuyor insana. Marketten de sadece bunu alıyoruz. Blueberry yani yaban mersini. Geçen videomda da bundan almıştım. Son bir tane kalmış ve bunu aldığım için kendimi şanslı hissediyorum. Arkadaşlar şimdi eve geldim. Üstümü hemen değiştirdim. Ama daha makyajımı falan silip şu takılarımı, tokularımı da çıkarmam lazım. Sonra da size o muhteşem küflü şeyleri göstereceğim. Ama bir bakacağım. Eğer kamerada çok iğrenç gözüküyorsa göstermeye de bilirim. Mideniz bulanmasın. Ya da başına uyarı bu görüntüler çok çirkindir falan yazabilirim. Kıyafetleri denedim hızlı bir şekilde. Gayet güzel oldular. Sadece bir tane elbise için birazcık daha zayıflamam lazım. Yani şu anda da oldu ama beni olduğumdan daha büyük şey gösterdi. Kilo oldu gösterdi. Zaten basen problemim olduğu için elbise de böyle geniş iniyor. Onun içine böyle biraz daha zayıfken gireceksin ki elbise zaten geniş. Bir de ben onu nasıl anlatayım bunu size? Elbise geniş. Ben onu basenlerimi de açarak daha da genişletiyorum. Öyle söyleyeyim. O yüzden de onu daha biraz daha böyle bir 5-6 kilo daha verdikten sonra güzel olur. Ama onun dışında kalan iki elbise harika oldu. Denemeden alınmış bir elbiseye göre. Tişört de tam istediğim gibi oldu. Yalnız çok karanlık çıkıyor şu anda akşam olduğu için aynadan göstermeye çalışınca size. O yüzden sanırım onu başka bir gün çekip bu videonun böyle tam bu ortalarına bir yerlerini ekleyeceğim. Aynı günmüş gibi. Hop yeniden merhaba arkadaşlar. Kıyafetleri göstereceğim demiştim. Başka bir günden. Birkaç gün önceki videonun ortasına dalmış bulunuyorum. 5000 won'a aldım dediğim tişört şu. Yalnız ben o gün videoyu akşam diye size çekememiştim. Yine akşam çekmek zorunda kaldım. Artık karanlık çıkıyorsa da idare edin kusura bakmayın. Tişört şöyle. Bence gayet tatlı. Ben böyle eteğin içine soktum alt kısmını, bel kısmını. Genelde böyle kullanmayı seviyorum. Çünkü zaten basen kısmında sorunum var benim. Ve göbeğim fazla yok. O yüzden de hani bunu içine sokup göbeğim düz olduğu için o kadar sorunlu olmadığı için yanlardaki dikkati en azından şuraya çekmeyi seviyorum. Anladınız siz de demek istediğimi. Tişört buydu. Şimdi elbiselere geçelim. Size söylediğim basenlerim daha aç, daha çok elbiseyi açıyor. O yüzden de beni daha kilolu gösteriyor dediğim elbise buydu. Üstü güzel ama az önce de söylediğim gibi benim zaten şu kısmım düz. Buralarımda sorun var. Bunun da şu öndeki umarım gözüküyordur. Şöyle dantel kısmı çok hoş ama bakın ha şu şekilde göstereyim daha iyi anlaşılır. Şuradaki yayıntı için kusura bakmayın. Şu dantel kısmı çok hoş ama ne demek istediğimi anladınız mı? Hani şurada zaten dümdüz olan yeri
üstüne geliyor ve burayı kapatıyor. Böyle daha böyle geniş gösteriyor. Şu kısmı da aşağı doğru ağ şeklinde çan gibi indiği için benim de bu basenler orayı daha da açıyor. Beni biraz şu an olduğumdan kiloluğu gösteriyor. O yüzden de yani şu anda da giysem giyilir. Küçük falan olmadı, tam geldi bu arada. Ama dediğim gibi ben bunu biraz daha zayıfladıktan sonra giyersem en azından şu kısmı açılmaz, böyle dümdüz iner. O zaman ben buranın da böyle şu dantelin genişliğini de kafaya takmam. Aslında zaten danteli için almıştım ama tabii onu da deneyemediğim için. Gerçi ben böyle bir şey çok beğendim. 10 bin mona çok çok uygundu. O yüzden de o anda bana beden olmasa bile alırdım. Hırs yapıp zayıflayacağım. Bunun içine daha güzel görünerek giyeceğim diye. Bu da bu şekilde. Bir sonraki elbisemiz de böyle arkadaşlar diyormuşum. Hayır, böyle değil. Bunun belinde bir tane siyah ipi var. Şu şekilde. Bunu takarak her bedendeki kadın bunu giyebilir diye düşünüyorum. Hatta diyelim ki siz böyle salaş şeyleri seviyorsanız, işte ne bileyim, dökümlü giymek istiyorsanız böyle de giyebilirsiniz. Ama ben böyle giymem. Benim pek tarzım değil. Dediğim gibi beline şöyle kendi yanında gelen ipini taktığınızda böyle beliniz de inceyse böyle onu gösteriyor. Benim gibi vücut tipi olanlar için iyi, basenleri kapatıyor. Ya da evdeki kendi kemerinizle kombinleyebilirsiniz bence. Şimdi ben size hem iple göstereceğim hem de evdeki kemerlerinden biriyle deneyip öyle göstereceğim. Ben de sizinle birlikte denemiş olacağım kemerle nasıl oluyor. İple denemiştim geçen sefer, ilk aldığım gün. Saçlarımı toplayıp geldim. Daha net gösterebilmek için size. Gerçi ne kadar gösterebilirim kamerayla bilmiyorum ama. Şöyle yapayım. Umarım gözüküyordur. Artık editlerken göreceğim ben de. Şu sırt kısmındaki o kare yaka detayı, artık arka kısmı çok hoşuma gitti. Önü de aynı şekilde. Şöyle. Kolları karpuz kol mu deniyor buna? Öyle. Şurası şöyle çok hoşuma gidiyor. Gitti daha doğrusu. Beli de bu şekilde oldu. O dediğim siyah ipini bağladım. Belinizin inceliğini ortaya çıkarıyor. Şu arkadan şöyle hafiften kavis veriyor. Hoş gösteriyor bence vücudu. Ve uzun. Uzunluğu da böyle. Şimdi bir de kendi kemerimle göstereyim. Ben AliExpress'ten şöyle lastik bir kemer almıştım. Sanırım 3000 mona falan denk gelmişti. Gayet uygundu. Türk lirasına vurunca da uygun sayılır fiyatı. Bununla bir deneyeceğim. Ben kesinlikle bu kemerle kendi siyah ipinden daha çok beğendim. Şuradaki yayıntıyı da kaldırdım. O yayıntıda iki tane çantam vardı. Yarın hangi çantayı taksam diye düşündüğüm için oraya koymuştum ama gözünüzün zevkini bozmasın daha fazla diye kaldırdım. Bu kemerle daha çok beğendim. Hem daha güzel oturdu. Yalnız sadece şöyle bir şey var. Mesela bunun altına ben yarın bot giymeyi düşünüyorum ve botum da böyle spor şık bir bot. O botla bu kemer okey. Ama böyle daha böyle cici bici bir ayakkabıyla ya da çantayla kombinlemek istersem elbiseyi, belki bu kemer biraz fazla spor şık kaçabilir. Ben modadan çok öyle anlamam. Canım ne istiyorsa, benim zevkime ne uyuyorsa öyle giyinirim, öyle kombinlerim, öyle terimleri falan da bilmem. O yüzden de kısaca kendi kafama göre yorumluyorum. Kalkıp da ona öyle denmez, buna böyle denmez diyecek birileri varsa şimdiden demesinler diyorum. İzleyin ne geçin. Beğenmiyorsanız da izlemeyin. Öyle yorum yapacak olan kişiler için söylüyorum. Bir tane de incili bir kemerim var. Bir de onunla deneyeceğim. İncili kemerle de bambaşka bir havası oldu bence. Ama bu kemere delik açmam lazım. İstediğim kadar sıkmadı. Ben biraz daha sıkı istiyorum hani. Aslında bir sürü kemerle denemek istedim şu anda ama hepsini sizinle birlikte denersem video zaten galiba 40 dakika falan oldu diye tahmin ediyorum. 55 dakika olur. O yüzden hemen artık diğer elbiseye geçiyorum. Üçüncü ve son elbise bu arkadaşlar. Sanırım kamerada en net anlayabileceğiniz elbise bu. Çünkü açık renk. Gördüğünüz gibi şöyle çiçek desenleri var. Uçları böyle fırfırlı. Tül gibi. Şöyle. Bu da böyle bir elbise. Bunu çok sevdim. Bunu şu anda da giyebilirim ki biraz daha kilo verdikten sonra da giyebilirim. Beni dediğim gibi basenlerim, bir de şu üst kollarımın şu kısımları, şu üst dış kollarım rahatsız ediyor birazcık. Şuraların birazcık daha küçülmesi gerekiyor. O yüzden de kollarım biraz daha inceldikten sonra bu elbise daha da güzel olur. Ama şu anda da ben bunu canım istediğinde dışarıya giyerken çıkıp yerim. Ben genel olarak elbiseci bir insanım. Yani tamam, tabii ki de pantolon tişört kombinini de çok seviyorum ya da gömlek pantolonu da çok seviyorum. Ama hani zayıf da olsam, şu anki gibi bir nispeten kilo almış da olsam, genel olarak etek, altına spor ayakkabı ya da böyle bez ayakkabılar, üstüne tişört ya da böyle elbise giymeyi pantolonlarla kombin yapmaktan daha çok tercih ediyorum. Pantolonlarla kombini en çok kışın kullanıyorum. O da neden? Soğuktan tutuştuğumuz donmasın diye, Kore'nin soğuğunda. Hop, şimdi geri dönüyoruz videoya. Esas güne. Şimdi hemen
Makyajımı temizleyip daha sonra sporumu yapacağım. Daha sonra da muhtemelen normalde akşamları salata yiyorum ama bugün eve çok geç geldim. Şu an salata falan da yemek istemiyor canım. Hiçbir şey yapmak istemiyor. Spor yapıp sondan sonra süt içip üstüne böyle bir tane küçük bir sütümü içip hani protein olsun diye. Sonra cumburlop yatış mı? Bence o kadar da kötü gözükmüyor ya. Yani şu siyah şeyler küf bas işte. Normalde bunun içinde böyle pamukçuk gibi az önce Daiso'dayken gösterdiğim şeylerden vardı. Onlar zamanla havadaki bütün nemi emerek böyle suya dönüşüyor. Bu da bunun artık ömrünün bittiğini ve değiştirilmesi gerektiğini gösteriyor. Ay ışık söndü. Yan! Yan sana! Şey kapının girişinde çekiyorum da şu fotoselli midir? Neylidir işte fotoseli ya. Neyse işte onlardan var. Işık hani şey birini görmesi gerekiyor çalışması için kendilerinin. Böyle arkadaşlar. Olur da Kore'ye gelirseniz ve böyle bir nem sorunu yaşarsanız bunlardan alabilirsiniz. Ya da belki araştırırsanız Türkiye'de vardır. Türkçesini hiç bilmiyorum. Şöyle zoomlayayım sizin için Korecesini. Siz Korecesinden Türkçesine çevirtirsiniz. Google Translate'den falan araştırırsınız. Türkçe meali neymiş. Yine ışık. Ona göre Türkiye'de de belki satılıyorsa ve ihtiyacın varsa alabilirsiniz. Ama gerçekten işe yarıyor. Ay, arkadaşlar başım saçımı düzelttikten sonra. Burada artık bu videonun sonunu çekeceğim. Umarım güzel bir video olmuştur. Şu an ne çektim ne yaptım ben de tam olarak bilmiyorum. Tek bildiğim bu videoda yine sizinle bol bol car 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 konuştuğum. Ama konuşmak bana iyi geliyor. Sizlerle konuşmayı seviyorum. Umarım siz de videoları izlemeyi seviyorsunuzdur. Bu videoyu 10 kişi de izlese, 100 kişi de izlese, 250 kişi de izlese benim için değerli. Hiç sorun değil. Takılmıyorum. O yüzden de işte yok takip edin, yok paylaşın, yok algoritmaya sokun beni falan gibi şeyler söylemeyeceğim. Çünkü gerçekten de bir hobi olarak yapıyorum ben bu işi. Ve takipçi vesaire izlenme sayısının o kadar da önemi yok. Yani izlenme sayısı 50 kişinin altına düşmedi sürece sorun yok diyebilirim. Ay neyse bu da işin şakasıydı. Kendinize iyi bakın. Hoşça kalın. Bir sonraki videoda artık ne zaman ne çekerim bilmiyorum ama görüşmek üzere. Bay bay.